Herkese günaydın. Ne yapıyoruz? Kahvaltı hazırlıyoruz. Bugün hava biraz serin. Dün bayağı yağmur yağdı. Hatta dünkü yağmurda bayağı korktuk. Onun videosunu da çektim. Başa atacağım. Dedik herhalde kıyamet kopuyor. Yine eve taş yağdı. Dolular öyle bir kapıya vuruyordu ki. Dedik herhalde kapı pencere kırılacak. Hemen banyonun oraya doğru geçtik. Sari tabii bayağı korktu. Böyle bir pazar kahvaltısı. Pazar günleriniz nasıl geçiyordur? Çalışanlar için dinlenerek geçiyorduk tabi. Bizimkiler de uyuyor. Sare ile kalkıyoruz. Sare Hanım çizgilimiz diyor. Dedim, sen çizgilim neyse ben de işimi yapayım. Patates kızartayım önden. Sonra kahvaltıları çıkartayım. Bunu da yarısı çürükmüş. Aa, benim minik yardımcım geliyor. Anneciğim. Ne yapıyorsun aşkım? Patates de çürükmüş aşkım. Senin sanki tuvaletin geldi. Git tuvaletini yap gel. Ben bekliyorum seni. Ayıcığım da gelsin burada otursun. Git koş şu elbisenin üstüne çık. Herkes nereye gitmiş Sare? Babaanne neredeymiş? Babaanne balkonda. Balkonu sel aldı mı? Ya bakayım dedi de şey çek yat çok. Islak değil mi? Bu battaniye resmen su almış. Aslanık ya. Ama normal normal onları bir büsür bak. Balkona da şu şeyini versin. Şey mi hazırlayalım? Kahvaltı hazırlayacağız. Yok yok. Çayı demlendi. Çayı demledim be. Şunlardan koyayım. Onları böyle çıkar da ben onları şimdi hazırlarım. Bunları da şu tabaklara koysak yeter. Evet. Bir tane çıkma. Evet. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Ne oldu anneciğim? Hanımın. Masare may. O şimdi Yunus. Yunus odaya gitti ya. Hı hı. Kime saracağımız karar verildi. En istedim ben bunlara sarayım. Ay sersin bakalım sersin. Bal koyan parmağını yalar derler ya. Parmaklarını yalamam. Nezlesin. Kendi parmağımı yalıyorum. Virüslerini yayacaksın bize. Biz mi sana yaydık, sen bize yandık. Vallahi siz bana yaydınız da benden sonra kime yayarım onu bilmiyorum. Benimki geçti ya. Ay, dur kızım şuradan ellerimi yıkayım. Sonra denesinler. Yok ya, deseler değil. Yıkamak zorundayım. Bulaştı çok fena. Şey ya, akıcıya çok. He, akıcı. İyi yapmışsın biliyor musun tepsiye koydun onu? Bilim de koydum onu tepsiye. Yok, başka türlü akar. Şey koydum,
Başka türlü akar ya. İşi biliyorum demek ki. Yani bir saatten sonra da o işi bileyim de mezar işine öyle değil mi? Tabii, deli kadın. Sen bizi götüreceksin. Ben kimseyi götürmek istemiyorum arkadaşım. Kimseyi götürmek istemiyorum. Kendim ister yeter. Bazen insan ölmüşlerini özler ve özlüyor. Sabah sabah da ne iç açıcı şeyler. Ama sen herkesi taklit ediyor musun? Nasıl? Videoların aynıymış, öyle diyorlar. Ne takliti ya? Hepsini engelledim. Engellemeseydin ne takliti yapıyormuşum ki? İşte videolarımız aynıymış. İnsanız yani aynı yaşıyoruz. Ama biz... Yani kimle taklit yapabilirim ki? Biz evde çekim yapıyoruz sonuçta. Ya yok, kimle taklit yapabilirim ben? Onu düşünemedim birden. İşte ev hayatı. Eski çalıştığım kişiyi taklit ediyorsun. Aa ne güzel. Yapabiliyorsam ne mutlu bana. Ama bizim çiftliğimiz... O çünkü bayağı bir usta. Ama bizim çiftliğimiz yok ki taklit edelim. Yok. Yani yapabiliyorsam ne mutlu bana. Becerebiliyorsam. Dediğin gibi hem onun çiftliği var. Hem de daha kabiliyetli komedi konusunda. Ay şimdi gururlandım. Niye engelledin kız? Duysaydı benim dediğimi. Çoğu hep yazıp yazıp geliyor da. Yazsın. Artık uğraşmıyorum öyle kişilerle. Aman. Ne güzel işte. Çünkü ben kendimde o kadar kabiliyet görmediğim için komedi olarak. Beni onurlandırmış oluyor akıllım. Kendi çapımızda yapmaya çalışıyoruz. Evet. Biz normal yapıyoruz çünkü komedi gibi bir şey yapamıyorum. Ancak skeçi iki kişiyle birbirimize destek olarak olabilir. Skeç olarak Yunus uyumlu. O biraz daha matrak yani. Tabii canım. Skeçi herkes çekemez. O marifet ister biz günlük hayatımızı. Şu anda mesela kalktık hemen. Ne yapmamız lazım? Kahvaltı. Yani. Şu anda kalktık hemen. Nasıl olacak? Ben kahvaltı. Çok ayıp etmiş. O da mı yemek yiyor kalkıp onu taklit ediyoruz? Onun yememesi lazım. Benim yemem lazım. Çok ayıp etmiş. Şimdi bak onu taklit ediyorsun diye. O niye yemek yiyor ki? Genelde ben yerim yemeği. Komik yani. Sadece komik yani. Çok komik hem de. İşte bir kişi şey işte o yazıp duruyordu. Ben de söyle bakayım ne işte, yazmış. Sevim Hanım çok yaşlısınız. Hala video mu çekiyorsunuz? Hala? Çok yaşlıyım. Hatta. Neden de şey sanıyor böyle 80-90 yaşındasın. Ay. Yavrum yesinler seni. Yapabilen çeksin yani. Ah canım. Neler çekerim ben bu yaşta neler. Yapabiliyorsan ha. Sen de çek. Seni iki kere götürür de getiririm be kızım. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Kız mıdır erkek midir erkek? Emme. Patatesimiz de kızarıyor. Açmadın mı? Yok açmadım. Neyle içeceğiz çay? Kahvaltıkları taşıyalım.
Evet. Seyim Hanım, ne yapıyorsunuz? Ne yapayım? Ben biliyorsun önden çayımı içmeden olmaz. Evet. Telefon bakıyorum. Günaydın, günaydın. Sabah da dedim mutfakta ama yine diyeyim ben. Hala yılmış gibi. Söyle anneciğim. Söyle babacığım. Ne? Günaydın değil miyim ben? Ver tamam. Anne. Patates koyayım mı sana? Alayım kızım patates tasını. Ne sevdiğini söyler misin? Başla. Kendi evinde kendin yapacaksın her şeyi. Bunu da herkes yapamaz. Çalışanı var. Ya bunu herhalde herkes yapamaz. Herkesin kaymak yapmak için bir neyi olması lazım. Ben herkes olabilir miyim? Herkes ben olabilir mi? Olamaz. Sen ev çekimi yaparsın. O başka çekimi yapar. Ben seviyorum ev. Yani. Sabah biri yazmış ya. Sabah mı yazmış? Akşam mı yazmış? Yok. Canlı yayına yazmış. Ne yazmış ki? Ben görmedim, Esra okumuş. İşte Semiha'yı takip ediyor. Ben onun yaptığını yapamam ki. Güzel söylemiş de. Taklit etme şansım yok. Evet, kendi özelliği var. Yani. O biraz şey yapmış herhalde. Kafası karışmış derler ya bizde. O gelmek için gelmiş. Aynen. Yazmak için yazmış. Ya gözlerinde bir problem var. İnşallah. Bir de ne demiş? Bir tane daha yaz. Onu da silmiş Esra. Silme diyorum. Gerek yok. Orada ben görüyorum. Ne? Ne yazmış? Dur. Bak unutuyorsun işte sildin de. Onlarla mı? Uğraşmayacaksın ya. Sadece yani bakacağız. Belki bir ikisimiz varsa anlatıyorlardır. Bilgi alırız. Yok, taklit yapıyoruz. Onu anladım. Anladım onu. Taklit yapma şansım yok. Teşekkür ederim ama. Videolarımız aynıymış. Onunla hiçbir alakası yok. Hiç de aynı değil. Benim bir kere ineğim yok. Biz evde çekiyoruz. Kadıköy'de çekiyoruz. Dışarıda yani, gördüğümüz yerleri gösteriyoruz. Arkadaşım lütfen iyi bak. Belki o şey yapma, fark etmedi durumu. Hmm. Anlamıyordur belki. Gözüm özü yok da. Ay. Ay ne güzel taklit ediyorsan. Ben, oh ediyorum derim. Aklıma geldi. Hı. Çok yaşlıymışsın. Neden video çekiyorsun? Ah canım. Artistler başrolde şeyi unuttular herhalde. Nere Roma'ydı? Anne Roma. Azıcık açsın sesini de daha çok açmasın ama. Tamam mı anneciğim? Kahvaltı terörü. Sare terör çıkarttı. Terör mü çıkarttı diyorlar oğlum. Terör mestri diyorlar. Bakalım bize afiyet olsun. Düğünler var. Sabahtan beri. Yani düğün evet. Davul zurna. Ne güzel. Düğün alıyorlar herhalde. Kulaklık bahsediyor mu? Kulaklık nerede? Hani kulaklık sende mi? Bak bakayım çekmecede ya da aynı onun önünde olabilir.
tarihi herhalde biraz şımartıyoruz. Değil mi? Bayağı bir tutturmalar oluyor. Bizim moralimiz de bozuyor bazı şeylerde. Kulaklığı gördün mü Sari? Çok görmedim. Nerede olabilir? Ara bakalım içeride. İçeride var mı acaba? Yunus askerlik arkadaşı. Kaymak mı? Ha, kümüş kaymağı mı dedi. Bir şey dedi adam ama. Bir market şeyden kahvaltıcıdan aldım. Çok hileli. Hileli tabii ya. Hileli olmaz. Şey değil mi hayatım? Bir kere almıştım. Çok güzel çıkmıştı. İşte tutmuyor. Aynı yerden aldım ama tutmuyor. Bir gün aldın, ertesi 3 gün sonra başka, aynı marka ama başka türlü tadı. Bizim artık veda ile ilgili güven. Onların hepsini, bak zindiye de bak hepsini götürün evinde otursun. Annelere ölüm mü diyelim? Ölüm beklesinler. Neyse onlar tamam, onların olayı bitiyor o zaman. Bitti. O teyze dedi komple kapatın her yeri. Artık teyze midir, abi midir? Ya bilemiyoruz çünkü oradan kendi şeyine girmeyenler var ya. O yüzden insan olarak söylüyoruz. Var, belki şey onun annesinin bu şeyi bitmiştir. Görevi bittiyse o da öyle düşünüyordur. Bazısının görevi çabuk bitiyor ya. Vallahi biz kendi cebimize bir şeyler çekmeye çalışıyoruz. Güzel olur, çirkin olur tabii ki de. Hani kötü yorum da olur ama bu kötü yorum da bu kadar da olmaz yani. Hakaret ediyor gibi bir şey. Bence. Sizce? Ben hakaret olarak algılamıyorum nedense. Ben hatta okumamaya dikkat ediyorum, öyle şeyleri eleştirmiyorum da. Ha ne mutlu bana, tiyatro taklidi yapabiliyorsam o kişi gibi. O kadar. Ben de çünkü o kabiliyet yok. Ben normal bir hayat çekiyorum. Skeç yapamıyorum. Yapabilsem keşke. Şimdi az önce kahvaltı hazırladık. Sabah yani kahvaltı. Doğal. Normal hani şu anda yiyecek zaten. Kamera, blok mu diyorlar buna? Kamera olmasa da yiyecekti. Kamera olmasa da yiyecekti. Şey mi, blok mu diyorlar? Yani bizim çektiğimiz blok. Skeç falan değil. Blok mu, blok mu? Artık gülün biraz da ben hep uydururum böyle. Geçen biri soruyor bana. Yok sormuyor, ben söylüyorum. Diyorum ki o pastaneninki daha güzel diyorum. Hangisi diyor? Ya ekler diyorum, ya kilim diyorum. Koptu gülmekten. Dilim diyeceğime kilimi uydurmuşum. Ekleri uydurmuşum. Bilim pastanesi mi? He. Ben böyle gafları çok yaparım. Çok da güler arkadaşlarım. Ha ben bundan mutluyum. Olur. Yani hatta bazen de bile bile takılırım. Ne yapayım? Ha kilim, ha dilim. Hı. Yırtıldı gülmekten. Hı. Ay kapatalım mı? Ayrılamıyorum ama. Daha çok anlatacağım şeyler vardı. Sonrakinde anlatayım ben bunları size. Sizin merak ettikleriniz var. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Yağmur gelmek üzere. Şu anda bir gök gürültüsü var. Bence köpekler o yüzden havlıyor. He? Gök gürültüsüne havlıyorlar köpekler. Şurada daha çok belirgin. Baksana anne. Evet. Bak bak. Huu, baksana. Vallahi gök şu anda şey yani bu tarafa doğru geliyor. Evet, yağmur herhalde karşıya başladı. Ben bile korktum yani. Şu anda karşı Sarıyer tarafına yağıyor herhalde. Eve girmeliyim. Duydun mu? Korktum. Korktun mu? Ay bu çok korkar. Ayıcın da aldı, görüyor musun?
Ay eve girmeliyim. Şimdi Zitare'nin ayıcığı var. Zeynep abla da Aymin Eylül Deniz'e ayıcık yollamış ya. Evet. Sare ona bir kıskandı var ya. Kızım diyorum senin ayıcın orada diyorum. Hayır onlar benim ayıcımı almışlardı. Biz... Her şey Sare'nin zaten. Şimdi bir tane ayıcığı var. Kimseye vermiyor. Uyku arkadaşı. Şimdi Aymin Eylül Deniz'in de şeyini görünce. Aaa diyor onlar benim ayıcımı almış. Vay. Sanki başlıyor mu? Şu anda ufak ufak. Çiçekleri suladım. Ama buraya zaten yağmur çok gelmiyor. Gelmiyor. Vallahi geliyor. Köpekler bence o yüzden avlıyor. Hayırlı yağmurlar, bereketler yağsın. Işte. Bayağıdır yağmur yağmıyor zaten. Yağmur gibi çekilmişsin şu hastalıklar. Annemin de saçını boyadım. Onu çekemiyorum şu anda. Üstüm müsait değil. Oo, şu anda daha çok şey yaptı. Hani farkında mısın? Şimşekler. Şu anda şarkı. Aydınlandı yani. Da yağmur başladı. Çok güzel. Ama acayip bir gök gürültüsü şu anda hala devam ediyor. Korkma anneciğim. Sare de korktu. Çok kötü. Korkma hadi babaannenin yanına git. Bana benzi yapacağım. Tamam. Tamam. Evet. Başladı ya. Bir ses, yağmur sesi var ama rüzgar mı yağmur mu ben tam anlayamadım. Rüzgar fena çıktı şu anda. Sare'ye bak anne. Kendini koruyormuş yani. Böyle. Ama sen bir karartıyı gör. Nasıl karanlık? Eyvah fena yani. Şu anda karşısı inanılmaz. Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbim. Ay Yunus dikkatli olsa keşke. Şu anda başladı. Ben bile korktum yani. Evin içi inliyor şu anda. Anneciğim sen baban... Korktuk vallahi. Arkadaşlar. Vallahi çok korkuyorum. Kapıya kadar geldi şu anda. Yemin ederim korktu şu anda. Hala. Korkma anneciğim. Korkma aşkım.